Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Fiyatlı Köfte serisinin 30. bölümüne hoş geldiniz. Ve bunun casingini tamamladım. Evet. Artık bununla işimiz bittiğine göre şimdi ciddi ciddi reaktörlerimize reaktör için bunlar lazım öncelikle. Kompresörümüzü de bayağı bir yapıyorduk. Sen dur. Kompresör de 8 tanesinden bir tane. Rolling machine de 8 tanesinden bir tane. Tamam, bir şey farkı yokmuş. Sen iyi yapmıyor muyduk yoksa? Evet, yapmıyormuşuz henüz. Yapmamışız. Sanırım o esnada başka şeyler için kullandık. Bu yeni kompresörümüz inanılmaz derecede hızlı. Bundan iki tane çıkar. Bayağı kapır düşmanı bir sistemmiş bu. Yemek yemeliyim. Senin daha ucuz bir yolun yok mu? Ve yok. Neyse. Şimdi nerede benim meşim? Kaç tane meşim? Neyse, yapabildiğim kadar. Bunun yanı sıra bir adet advanced circuit ve bir adet jeneratör. Bir adet nükleer reaktörümüz var. Nükleer reaktörü nereye koyalım? Henüz bir yere koymayalım. Öncelikle kapıları bulalım. Kapılarımız cidden az. Bakalım kapır üretmenin herhangi bir yolu mevcut mu? Dust üzerinden. Gold'dan üretebiliyoruz. Ferrous'tan üretebiliyoruz. Bronze'ları çevirebiliyoruz. Brass'ları çevirebiliyoruz. Nikel'den dönüştürebiliyoruz. Gene gold. Ne çok da gold dust varmış. Ayrıca geçici olarak kapır girişimizi buradan alalım. Şuraya koyalım. Slag'lerimizle birlikte. Biraz kapır alın açıklama diyeyim. Bu arada core'imiz durmuş tamamen. O yüzden gereksiz yere enerji harcamasın diye şimdilik aşağıdaki enerji çıkışını kapatacağım. O esnada gidip kapıları aramaya koyulacağım. Evet. Bolca kapır ve bazı diğer madenleri de topladım. Diğer madenleri toplamamın temel sebebi aslında
Bu. Biraz da Rich Slack elde etme ihtimali. Bu kadar Rich Slack bize yetmeyecek. Bir saniye. Şaka yapıyorsun, değil mi? Ah. Tüm bunları tekrar mı düzenlemem gerekecek? Bir tane daha isteğimiz var. Bunun için daha Silver. Evet. Bakalım yeni bir şeylerimiz gelmiş mi? Biraz da madenimiz var. Şunları da işleyelim. Şu kapıları da. Iron'larımızı işleyelim burada. Kodlar siz gidin. Bu timler için güzel bir yöntemim olacak. Bir saniye. Evet, biraz ayarları değiştirmem gerekecek. Sanırsam Mindcrack Pack'teki config dosyalarını buna atabilirim. Sırf her şeyi düzeltebilmek için. Size gelelim. Bu arada bunlardan daha bayağı bir ihtiyacımız olacak bunlara. Öyle böyle değil. Bunlar bayağı önemli. Üç tane chamber'ımız oldu. Evet, biraz da yapıyoruz bunlar, tamam. Doğal olarak farklı tip kapı oldukları için böyle bir sıkıntımız oluyor. Demin Great Tech ayarlarıyla falan da uğraştım da gene aynısı oldu. Ve bu lanet şeylerden bayağı bir lazım. Biraz daha refine iron yapalım. Bunun dışında diğer kapılarımız da normal işleniyor. Ve sanırım yeni bir quarry kurmamız gerekecek. Tabii Kore'yi kurmadan önce biraz da şuraya bakalım. Bakalım kaç yuyumetrimiz olmuş? 9 tane yuyumetrimiz olmuş. Şu scrap'imiz biraz azalsın bir de. Bunun için de biraz da uranyum toplamıştım. Led ore. Da
olarak kapılarımızın işlenmesini bekliyoruz. Ve bir siteğimiz daha olmuş. Şimdi bize ne kadar daha gerekecek? Öncelikle reaktör tasarımını hatırlamaya çalışıyorum. IC2 Reactor Component. Plutonumsel, o kolay. Bunun dışında overclocked heat vent, bunun için reactor heat vent. Ama kaç tane lazımdı? Hemen sayıp geliyorum. 14 tane lazımmış bunda. O zaman 28 tane dense copper plate lazım. Oh, bayağı pahalı. Bayağı pahalı. Bunun dışında component heat vent. Bu kolay. Elimizde olan malzemelerle yapılan bir şey. Elimizde olan malzemelerle gayet yapılıyor. Bunun dışında component heat exchanger. Bunun için heat exchanger. Bundan yanlış hatırlamıyorsam 3 tane lazımdı. 3 ya da 4. Hemen bir sayayım. 3 tane lazım. 28 artı 3, 31. Bunun dışında başka ne lazım? 4 tane quartorium cell. Bunun için normal copper kullanabiliyormuşuz. Onun için tabii bu lazım. Baya bir şeyler lazım. Kısacası. Evet, benim quarry'yi kesinlikle çalıştırmam lazım. En başta. Burada biraz... Burada centrifuge'de biraz gold işlemem. Neyse, ben şu... bunlar için özel project table hazırlayacağım. Çünkü... Lanet şeylerin hiçbiri stacklenmiyor. Bir, iki, üç. Üç tane. Tamamdır. Bir, iki, üç. Ve buralarda bir yerde stone olacaktı. Olsun, pişiririz. Evet, bugün biraz sessizim çünkü hani görüldüğü üzere şimdi heat vent için ise iron bar, refine iron. Normal iron'ımız da var. Önce bolca iron bar. Tabii ki de böyle. Bolca refinery. Kaç tane lazım sizden? 14 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve daha fazla ayrım. Reaktörler cidden ama cidden çok pahalılar. Fakat inanın buna değiyorlar. Ve yapmakta olduğum reaktör, internette bulduğum en verimli reaktör tasarımı, sen değil, sen. 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sizler de gelin şöyle. 1, 2, 3, kapılarımız ne durumda? Var biraz gelmiş biraz daha. Şimdi bunun dışında başka neye ihtiyacım var? Component Heat Exchanger. Bunun için bundan ne kadar lazımdı? Hemen sayayım. Bunlardan da 17 tane lazımmış. Bunun anlamı Ironstone da sıkıntı yaşayacak. Olsun. Bolca refine item pişirelim. Bir tane reaktörü eksik yapmışım. Daha sonra reaktör chamber'ı. Nükleer reaktör crafting'i cidden ama cidden çok sıkıntılı bir iş. Öyle böyle değil. Nereden estiyse kafama artık. Ben o yan bir yandan da Quarry'mi taşımaya başlayayım. Şunları da şuraya postalayalım. Rover sen gel. Tabii öncelikle Landmark. Ben şu Quarry'yi taşıyıp geliyorum hemen. Evet, Quarry'mizi yerleştirdik. Bunlar ne diye soracak olursanız Inia'nın yeni bir özelliği, yani Latina of Items'ın çankları gösterebiliyor. Mesela dur, seni buraya da koyabilirdim. Ne, nasıl olsa bu da hala çankın içinde. Quarry'lerin kendisinin çank loader olarak çalıştığı gerçeğini hesaba katın. Bunu açmak için F9'a basıyorsunuz. Normal basarsanız bu, İkinci kere basarsanız da bu açılıyor. Evet. Bu sayede chunkları daha rahat görebiliyorsunuz. Ve bunu main'e bağlıyoruz. Yapmam gereken tek şey ise eve gidip bir saniye. Portalları açık unutmuşum ben. Bunun dışında buradaki flux'ımız moderate'e inmiş. Bakalım buradaki de minimale inmiş. Neredeyse flux'ımız bitti. Flux'larımız neredeyse bitti sayılır. Evet, flux'lardan kurtuluyoruz. Şimdi yapmamız gereken tek şey aşağı inip şunu çalıştırmak. Ve yavaştan core'imiz çalışmaya başlayacak. Hemen bir bakalım core'imize. Şu an küçük bir robotun ortalığı temizlemesi lazım. Ve bizim cepheğimizin şarjının bitmesi lazım. Tabii ki de. Ama neden çalışmıyor? Evet, çünkü buna tıkladık. Evet, gördüğünüz gibi küçük robotumuz ortalığı temizliyor. Ve Kore'yi kurmaya başlıyor. Misler gibi. Şu an kendiliğinden düşüyor, merak etmeyin.
Ortalıktan. Ulaşım için birebir. Korimiz tekrar çalışana göre şuna geri dönebiliriz. Kapılarınızın sonunu getirebiliriz. Bir saniye daha dans kapı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane kaldı. Bu esnada başka ne yapabiliriz? Bunların üç tane lazım ama. Bunu yapabiliriz. Component heat vent'lerimizi yapabiliriz. Sizler gelin şöyle. Ve senin için çok daha fazla refiner lazım. Çok çok daha fazla. Altınlarımızdan da verimsiz üretimde bir yandan kapı üretiyoruz. Ben rubber sıkıntı olacak diyordum da copper sıkıntı oluyormuş. Sanırım reaktör için şuralara bir yere ufak bir bina kurabilirim. Reaktör binası olarak. Şimdi senden ne kadar lazımdı? Senden 17 tane lazımdı. 1 2 3 17 taneyi tamamladık. Bunun dışında tinimli hanım. Ve tinimizi şuradan alalım hemen. Ve tabii ki de daha fazla ayrı. Peki reaktör buna değecek mi? Umarım. Diyeceğini umuyorum. Değmezse bunda da tinimiz kapır seviyesine gelmişiz. Kapır kazanmaya başladık. Tamam, component heat vent'lerimiz tamam. Geriye ne kalıyor? Aslında şu an şu üçü hazırken bunları tamamlayayım. Gold yeterli değil. Dur. Sen böyle değildin. Evet değildi. Tin lazım sana. Bunun dışında elektronik circuit'im var mı? Yok. O yüzden hemen yapacağız. Circuit. Ve circuit yapmak için de yanlış hatırlamıyorsam copper lazımdı. Dur iki tane var. Ama iki tane değil üç tane lazım bize. Mesela daha az copper. Hani daha az copper. Copper'dan tasarruf. Bir chest'lere bakalım. Başka circuit var mı? Selam zombi. Neredesin bilmiyorum ama sesini duyuyorum. Serpiklerimiz de dolmuş. Önce onu durdurabiliriz yakında. Ya da serpinkleri de geri dönüştürebiliriz. Serpinkler için daha güzel bir fikrim var. Ama onu biraz daha sonra saklayacağım.
Şu yeni tip elektromumuzu alalım. Onu buraya tanıtalım. Refinerin ve elektron. Için almadım ben, değil mi? Dört tarafım. O zaman bir tane daha gold'a ihtiyacım var. Her şey bir eksik. Üç. Tamam. Bunlar da tamam. Bunların tamam olmasına daha var. Bunlar tamam. Sırada şunları çekelim. Uranyumlarımızı işlemeye geldi. 69 tane uranyum işleyeceğiz. Bir var. Merak etmeyin, bu reaktör bildiğiniz 14 saat falan gidiyor ki bu durup tekrar çalışacak sürekli. Ve ben sürekli yemek yemeyi unutuyorum. Bunun dışında bir şey daha yapacağız. Stone. Bunun için Advanced Alloy ve bolca Stone lazım. Neyse. Reinforce door. Evet. Şimdi stone ve şimdi sizleri hazırlayalım. Nasıl? Bunlar pişe dursun. İmarlarımız. Biz de copper bekliyoruz. Reaktörler maalesef inanılmaz derecede büyük copper İki parça daha copper'ım var. Ve tinim. Yani nikelim. Sen başka bir şey için kullanabiliyor musun? İnvar üretiminde kullanıyorsun. Sen... Zaten bunlar hazır olana kadar kapırlarımız anca işlenir. Sanırsam ben biraz daha kapı avına çıkacağım gibi görünüyor. Evet. Bu bölümde bitirmeyeceğim şu an. Çünkü en azından bu reaktör odasını tamamlamam lazım. Yani onun yerine direkt ben şunu, şu arkadaşı halledeyim. Zinc, sen neyden yapılıyordun? Zinc dust. Bu
mantığı kullanırız. Ve brass. 20 tane brass'ın var. 30 tane pardon. An kapır bulamıyor bizim arkadaş. Sanırsam bol, sadece cobblestone'a abanıyor. Evet, sadece cobblestone'a abanıyor bu arkadaş. Ve 15 tane juju meter'ımız olmuş bile. Yakında ilk parça iridium plate'imizi elde edebileceğiz. İridium plate'i ne için kullanacağım? Bir bakayım. Kuam. Şey istiyor. Bir de neydin sen? Solar sanırım önce hybrid solar panel üretiminde kullanacağım. Çünkü neticede enerji üretimimizi artırmamız lazım. Enerji üretimi şu an bize lazım. Ama sırf şu UU metal üretimi için. Yani UU metal üretimini hızlandıracağız sadece başta. Bu esnada sizler olmuş musunuz? Son bir tane daha. Ve sizleri buraya koyalım. Burada biraz cobblestone birikti. Ve sanırım bu bölümde bayağı uzun bir bölüm olacak. Bakalım bunu internette okumuştum, çalışacak mı? Çalışacak diye umuyorum. Çünkü şu an sapling fazlamız var. Şu ağacı da kessin, bakacağız. Metron neler var senin arkadaş? Güzel. Disable ediyoruz. Minimal. Güzel aura. Ayrıca sizleri unuttum. Şurada bunları üretmeye devam edip başlayalım. Tamamdır. 2 tane 64 ürettik. O zaman reaktör odamızı yapmaya başlayalım. Sanırsam buraya yapacağım reaktör odasını. Şimdi reaktör odamız nasıl bir alan? Öncelikle reaktörümüzün boyutunu belirlememiz lazım. Merak etmeyin, bu reaktör patlayacak bir reaktör değil. O yüzden sıkıntı olmayacak ki patlamaması için iyice garantileyeceğim işi.
Reaktör burada olacak. Odanın sınırları bu. Odayı inşa edeyim hemen. Evet, reaktörümüzü yerleştirelim. Aslında reaktör bir yukarıda olabilir. Odanın ortası. Reaktör. Ve reaktörün chamberları. Chamberların olayını açıklayayım. Şu an alanı görüyorsunuz. Bir chamber daha ekledim. İki tane daha. Şimdiki alanı görüyorsunuz. Bu reaktörün tamamen iç alanını değiştiriyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. İki, üç, dört, beş, altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bu arada size Reinforced Stone kullanmamanın sebebini açıklıyorum. Industrial Craft dayanıklılıkları değiştiriyor oyun içerisinde. Normalde oyundaki en dayanıklı blok, Bedrar'ı saymazsak. Obsidian dayanıklılığını tamamen düşürüyor. Yerine kendi elemanını koyuyor. Ve o da gördüğünüz üzere Reinforced Stone. Gerçi Reinforced Stone'da Gregtek tarafından nerfleniyor. Onun için de birkaç farklı şey var fakat Reinforced Stone bence gayet işimizi görüyor. Ah! Yanlış yerleştirmekten nefret ediyorum. Bir de bunun için sadece Industrial Craft itemları değil, bazı eklentilerinin itemlarını da kullanacağız. Yani sadece reaktörle bitmeyecek iş. Mesela nükleer kontrol falan. Ah. Ve özel bir kapı yapıyoruz. Reinforced Door. Aynı madenden yapılma bir kapı. Gördüğünüz gibi. Ama bunu çalışmak için lever'a ihtiyacımız var. Ya da herhangi bir redstone sinyaline. O yüzden buraya gidiyorum. Swarmcraft'ın eklediği bir pressure plate kullanacağım. Arcane pressure plate. Bunun için arcane wood block, zombie brain ve iki tane tome ingot lazım. Onları da hemen halledeyim ben. Evet, Arcane Pressure Plate'lerimizi de yerleştirelim. Sadece bir bende aktif olsun.
tarafta. Şimdilik buraya torç yerleştirelim. Buraya daha sonra farklı şeyler yerleştireceğim. Işıklandırma için. Evet. Ve kapır durumumuza bakalım. Hiç. Evet. Yavaştan diğer parçaları da bir yerleştireyim ben. Şunlara bakayım. Bu bayağı uzun sürecek. Ben o diğer parçaları yerleştireyim mesela şu üçünü. Bu arada eski sürümlerden alışkın olanlar için ufak bir uyarı. Bir iki şey pardon. 1.3.2'den beri nükleer reaktörleri artık suyla ısıtmanıza gerek yok ve bunun düzeni neydi? Hemen bir bakayım. Yaklaşmışım. Şimdi diğerleri. Bunları Orklog T20'ye çevireceğiz. O kolay. Neticede sıkıntı olan şey kapır. Yemeği atma. Yemeği atma köfte. Bu arada dikkat ederseniz şurada siz hariç her şeyde tetiklenecek diye bir seçenek var ya. Bununla ilgili çok güzel tuzaklar düşünebilirsiniz. Ve şimdi senin yüzünü hatırlamam gerekecek. Evet, bunlar da bu şekilde yerleşiyor. Ve goldlarımızı da alıp şu geri kalanını da bir upgrade edeyim. O yüzden de umarım Quarry'm yakınlarda bir yerde bir copper kaynağı bulmayı başarır. Yoksa üzücü olacak. Oracle Heat Vent'lerimizi koyalım. Bak. O tabii ki de oraya gitmez. Oraya yerleşiyor muydu? Evet. Reaktörümüz gittiği şekil almaya başlıyor. Ama sanırım reaktör bir sonraki bölüme kalacak. Neyse bu bölümde yine bitirebildiğim kadarını bitirmeye çalışacağım. Ne sanırsam biraz daha kapır avına çıksam süper olabilir şu an. En azından bir kısmı bitsin. Ufak bir kısmı da olsa. Evet, kapır avına çıkıyorum ben. Evet, bolca kapır bulduk ve şu an kapırlarımız işleniyor. Gelmeye başladılar. Madencilik sıkıntı iş. Bu arada bir de Bandicam çöktü. Hani her zamanki gibi arada oluyor, kafasına esiyor, çöküyor ve bir saniye. Evet. Ve bunlar da bitti. Geriye sadece ama sadece şu lanet olası uranyumlar kaldı. Ve ilk set hazır. Tabii bunun için öncelikle daha fazla sel lazım, değil mi?
Bunun içinde sel var mı? Yok. Bunun içinde 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 var mı? Burada da yok. Tamam, ne yapıyoruz? Tinlerimizi alıyoruz. Tin tinlimli hanımlarımızı. Ve bolca sel üretiyoruz. Sonrasında normalde bunlar steklenmiyor gerçi. Bu tamamen istisnai bir durum. Çünkü bunda işlendiler. Bir saniye, doğru mu hatırlıyorum? Evet, doğru hatırlıyorum. Ve şu uranyum selleri de ileride başka bir şey için kullanabiliriz. Sen uranyum sellerle başka ne yapabiliyorum? Onları geri dönüştüremiyorum. Tekrar uranyum falan filan diye. O zaman bunları biriktirip ileride farklı bir reaktör yapabilirim. İkincil bir reaktör. Şu an sadece bu sellerin bitmesini bekleyeceğiz. Dur, şunları yerleştirmedik bir de. Şimdi şu sonuncuları da yerleştirelim. Tasarım bu değil mi? Evet, tasarım bu. Sadece şuraya kalan seller yerleştirilecek. Oh, nihayet her şeyi bitirebildik. Aslında bitmedi ama önemli bir kısmını hallettik. O zaman ben bir tane daha bakalım nasıl bir santrifüj, ne kadar neydi? Ah, boş ver. Bu bölümü, bu reaktörü bitirmem gerekecek galiba. Maalesef. Bir şeyi tamamlamadan yayınladığım ilk word save olacak mı? Çünkü bu bölüm cidden inanılmaz çok fazla uzadı. 50 dakika falan şu an kayıt kısmında. Size kaç dakika ulaşır onun hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Muhtemelen 40 dakika falan ulaşacak. Ayrıca bu bölümün altına Word Saving yanı sıra bir de bu reaktör tasarımını da atacağım. Dolayısıyla da reaktör tasarımını inceleyebilirsiniz. Reaktör tasarımı Gregtek gerektiriyor bu arada. Çünkü uranyum sel değil, plütonyum ve toryum sel kullanıyor. Dolayısıyla da Gregtek olmadan çalışmıyor. Yani Gregtek'siz yapabileceğiniz bir tasarım değil. Hazır. Hazır bölüm sonundayken son ufak bir şey daha yapabilirim. Extra Dimensional Storage Upgrade. Bunun için 4 Dark Iron lazım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen yapıp geliyorum. Iron'larımız, Ender Pearl'ümüz, Blaze Rod'larımız. Bir şey unuttuk. Her zaman bir şey unuturuz. Mesela bu ne olarak görülüyor? Yani hiçbir şey olarak görülmemiş daha. Barrel. Blaze Rod. Dark Iron. Ender Pearl. Leather. Ve Extra Dimensional Storage Upgrade. Çifte basılı tutarak bir barrel'a tıkladığımızda onu upgrade ediyor. Bu ne diye işe yarı diye soracak olursanız eğer, bu işe yarıyor. Gördüğünüz gibi çok daha fazlasını depolayabilmesini sağlıyor. Evet,
Sapling de işimize yarayan bir şey olduğu için mantıklı. O 32'de Yuju Matter'ımız var. Güzel, güzel. Evet. Sanırsam bugün evet bu bölümü burada bitirsem mükemmel olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftelerinin günler, iyi eğlenceler. World Saving tadına çıkın. Tadını çıkarın.